Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bu hafta İstanbul'dan misafirlerimiz geldi. Bizim için biraz tatil gibi oldu. Çünkü uzun süredir çok yoğun bir tempoda aslında. Hem eve yerleşmek, ne bileyim fundın dolaplarını kurmak, ürünleri tekrar buraya dizmek, istiflemek, İstanbul'dan ürün geliyor mu gelmiyor mu, nasıl geliyor bunları denetlemek, kargo hazırlamak. Aslında uzun süredir yoğun olarak çalışıyorduk. Evet. Aslında çevreyi de keşfetmek için minik bir fırsat oldu en azından. Çevrede görmek istediğimiz yerlerden bir tanesini görmüş olduk. Öncelikle gelen misafirlerimizle bahçemizde bir mangal yaptık. Evet, ilk geldikleri akşam. Bahçemizdeki ilk mangal. Daha peyzajı bitirmemiş olsak da, aslında daha hiçbir şey yapmaya başlamamış olsak da biz çok eğlendik. Peyzaj bittiği zaman ne kadar eğlenceli ve güzel olacak gerçekten tahmin bile edemiyorum. Ondan sonra da nereye gitmiştik Filiz? Keremali Yaylası'na çıktık. Keremali Yaylası. Keremali Yaylası'na gittik. Çok güzel bir göl vardı. En yanlış zamanda Keremali Yaylası'na gittik. Derken öyle bir sis vardı ki zaten dedik ki biz galiba gidemeyeceğiz ya da dönemeyeceğiz. Çünkü gerçekten yani 5 metre 6 metre görüş mesafesinde yaylaya da ilk kez gittiğimiz için yol bayağı uzun bir yolmuş ya da bize uzun geldi bilmiyorum. Evet ya, orada da bizi çok neyin beklediği, nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz aslında. Öncesinde araştırma yapmamıştık. Sadece evet, yaylanın metini duymuştuk. Takipçilerimizden biri de yazmıştı hatta. Yorumlarda söylemiştiniz. Hem de hani bize buradan mutlaka Keremali Yaylası'na gidin, Keremali Yaylası'na gidin demişlerdi. Artık sis içinde sizin için hem drone'la hem fotoğraf makinemizle bazı çekimler yapmaya çalıştık. Umarım sizin için eğlenceli olur. Çay ver. Dört tane çay vereyim. Evet, göle görememek göl nasıl yalnız? Görmedik, aynen. Bilinçli olarak insan daha bu yola gelir mi? Bilemedim. Bilmeden geliyor da. Bilmeden geldik. Yani bence şey ya, hava açık olsa göreceğimiz görüntüye değerli olur ya. Az yine, emiriz. Evet. Teşekkür ederiz. Sabah gelseydin ya, ne güzel hava vardı. Valla. Ne zaman? Sabah. Ya. Açar mı abi ya? Bu böyle devam mı eder? Açmaz değil mi daha? Açma ihtimali var mı abi? Abi bella, çok güzel hava vardı ama şansın. Sabahleyin müthiş hava vardı. Ay çok güzel açıyor. Deniz karşıyı görüyorum. Deniz. Bölüm netleşti. Deniz hadi ayarla. Hadi. Bak, hadi.
çok beğendiğimiz bir yer oldu. Son gidişimiz olmayacak zaten yüksek ihtimalle. Bize çok uzak bir yol değil fakat yolculuk biraz dönemeçli bir yol olduğu için biraz zor bir yolculuktu. Ve siste olduğu için daha da zorlayıcı oldu. Yani Mia kustu, Filiz'in midesi alt üst oldu. Hani beni araç tutmaz, benim bile biraz daha devam etse midem bulanmaya başlayacaktı. Evet, yani gördüğümüz görüntüye değerdi. Orası çok güzeldi ama gerçekten zor bir yolculuk oldu. Evet ama daha böyle sıcak havada aslında. Evet. Daha böyle yaza doğru belki işte baharın başlamasıyla birlikte Mayıs gibi falan tekrar gideceğiz. Tekrar gitmemiz lazım zaten. Orada minik bir yer var böyle işte alabalık alacağınız ya da işte ne bileyim çay içeceğiniz bir yer var. Orada bir beyefendiyle konuştuk oranın sahibiyle. Şey dedi, dün çok berraktı hava yani bugün şansınıza dedi ve bir sonraki gün de çok berraktı. Hakikaten şansız bir günde gittik gibi oldu ama yine de yani çok güzeldi. Biz eğlendik. Evet. Ya ben şuna üzüldüm. Şimdi drone'u kaldırıyorum. Drone'u kaldırdığım zaman drone bembeyaz sisin içine giriyor. Çekim alamıyorsun. Drone aşağıdayken tam yaylayı hani güzel görsel olarak alamıyorsun. Zaten ilk gittiğimizde bırak drone'u kaldırmayı. Hani birbirimizi göremiyorduk. Ama eğlenceli oldu. Yani. Evet çok güzeldi. Ve gitme ihtimali olanları da tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir yer. Fakat şey orada yani oturulabilecek sadece bir tane yer var. O nedenle belki bu işte kamp tipi sandalyelerinizle işte belki masanızla orada hani belki yemek yemeye de hazırlık yapmış bir şekilde giderseniz çok daha keyifli ve uzun vakit geçirebilirsiniz. O konudaki tecrübemizi paylaşmış olalım. Yani ufak bir yer var Filiz'in dediği gibi. Yani yemek yemek için işte ne bileyim bir bisküvit almak için, çay içmek için. Ama kendi sandalyelerinizi götürürseniz, kendi masanızı götürürseniz, mangalınızı vesaire. Mangal yani çok keyifli bir yer. Yani evet. Gerçekten manzarası çok güzel, yer çok güzel. Biz çok sis olduğu için fotoğraf makinesiyle aslında istediğimiz gibi tam çekim alamadık. Çektiğimiz çekimler oranın güzelliğini tam olarak ne yazık ki yansıtmıyor diyebilirim. Yine de umarım beğenirsiniz görüntüler bizim için çok keyifli bir gündü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Ne yazık ki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz de beğenmedim'e tıklayabilirsiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız. Abone olun. Herkes en az iki arkadaşını abone etsin. Evet zaten zinciri gör. O iki arkadaş da iki arkadaşın şeklinde. İki arkadaşını abone ederse yavaş yavaş büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Yani başlangıç yolun çok başında olduğumuz için gerçekten yorum ve takip desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü yani buradan sesimizi daha çok kişiye ulaştırmak istiyoruz. Umarım bize yardımcı olursunuz. Umarım evet. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.